Ertuğrul Özkök. İtalya'dan bir arkadaşım özellikle İzmir'e şunu diyor. Mete Insari İtalya'da yaşayan bir mimar arkadaşım. Bir İtalyanla evli. Toskana'da bir butik otelleri var. Roma'da yaşıyor. Pazar gecesi beni aradı ve neredeyse ağlayarak şunları anlattı. Burada yaşananı olup biteni anlamak mümkün değil. İtalya tarihinin en dramatik dönemlerinden birini yaşıyoruz. Geçen hafta bir gün içinde bir buçuk milyon insan ücretsiz izne çıkarıldı. Yani bu iş burada bitmeyecek. Artçı sosyal depremleri yaşanacak. Toskana'daki otelimizi kapatıp personeli evlerine gönderdik. Çalışanlarımıza moral vermek için oraya gitmek istedim. Gidersin ama dönemezsin dediler. Roma'da Evlerin çoğunda balkon yok. Hayatları sokakta geçen insanlar evlerinin içine hapsedilmiş gibi. Apartmanlarda içler acısı sahneler yaşanıyor. İnsanlar günün belli saatlerinde apartmanlarının merdiven önlerinde toplanıyor. Yalnız yaşayan çok sayıda insan var. Birbirlerine yarın burada bizi görmezseniz hemen acil yardımı arayın diyorlar. Burada önlem almakta biraz gecikildi. Hastaneler hazırlıksızdı. İnsanların yalnız tek başına öldükleri haberleri doğru. Çok dramatik sahneler yaşanıyor. Geçen günlerde bir toplantı için gittiğim büyük bir otel şu sıralar hastaneye çevriliyor. İnsanları kapalı salonlarda, devlet binalarında tedavi etmeye çalışıyorlar. Bu iş çok ciddi. İtalya'da bu trajediyi yaşayan biri olarak söylüyorum. Bu tehlike sandığınızdan çok daha ciddi. Türkiye'den, özellikle memleketim İzmir ve civarından gelen görüntülere bakıyorum. Herkes sokakta sanki bu işi ciddiye almıyorlar gibi bir görüntü var. Ne olur bu işi ciddiye alın yoksa çok geç oluyor. Eşimin babası 97 yaşında. Onunla birlikte kalıyoruz. Bir bakıcısı vardı. Geçen hafta başucunda bir mektup bulduk. Üzerine bir çiçek koymuş. Bir de kayınpederimin çok sevdiği bir sicilya reçeli var. Ondan alıp bırakmış. Mektubunda sizi çok seviyorum ama bu durumda ülkeme dönmek zorundayım diye yazmış. Haber vermeden ülkesine dönmüş yaşlıların yaşadığı birçok evde böyle dramlar yaşanıyor. Benim sokağa çıkma iznim var ama sadece markete ve eczaneye gitme hakkım var. Geçen gün kayınpederime makarna ve ekmek almak için markette bir buçuk saat kuyruk bekledim. Ertuğrul Özkök, Hürriyet Tunca Bengin Amerikalılar da evlerine makarna stokladı. Türkiye, koronavirüs salgınına karşı Çin'de başladığı andan itibaren aldığı ve sürekli yenileri eklenen tedbirlerle risklere karşı güven düzeyini daha da artırdı. Bir yandan da toplumu bilinçlendirme adına bilgi bombardımanı devam ediyor. Dolayısıyla da ilk koronavirüs vakası resmen açıklandığında market raflarının boşaltılması gibi panik görüntüleri yok. Ancak bu sokaktaki endişe havası bitti anlamına gelmiyor. Çünkü evlere makarna stoklama durumu söz konusu değil ama maske ve el dezenfekte jellerini edinmek hala sıkıntılı ya da pahalı. Peki durum bizde böyle de başka yerlerde örneğin Amerika'da farklı mı? İşte koronavirüs vakalarının artması ve seyahat etmenin giderek sıkılaştırılıp zorlaşması nedeniyle ay başında İstanbul'a döndüğünü belirten Washington Eski Deniz Ateşesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Mehmet Asal'ın tespitleri. Koronavirüs ilk ortaya çıktığında birçok Amerikalı bunun Amerika'ya gelmeyeceğine inanıyordu. Olayın Çin ve Uzak Doğu kökenli olduğu inancıyla giderek artan oranda çekik gözlü kişilerle temastan kaçınılmaya başlandı. Amerika'da birçok metropolde yaklaşık 1-2 haftadır çoğu şirket çalışanlara zorunlu veya opsiyonel evden çalışma kararı verdi. Çoğu şirket 6 Nisan'a kadar bu şekilde devam edecek ve sonrasında durum değerlendirmesine göre tekrar ofise dönüş olup olmayacağına karar verecek. Son dönemde ise Uber ve Lyft gibi sistemleri kullananlar ciddi ölçüde azaldı. Bisiklet, scooter, kaykay gibi araçlara rağbet arttı. Özellikle Kaliforniya'da çok sayıda Hintli, Çinli, Afganlı kişi olduğundan Amerikalılar Kaliforniya bölgesindeki çoğu üniversite bahar dönemi derslerinin son gününe kadar online eğitime geçiş yaparken anaokulları 13 Nisan'a kadar, ilk öğretim ve liselerde belirsiz süreyle kapatılarak imkanı olan bölgeler için uzaktan öğretime geçti. Birçok teknoloji konferansı, ünlü South by South Fest Festivali, NBA sezonu ve Coachella Müzik Festivali ile birlikte yüzlerce bilimsel ve eğlence odaklı etkinlik iptal edildi veya ertelendi. Maskeler ve el jelleri Ocak 2020 sonunda tükendi ve ne eczanelerden ne de internet üzerinden bulunamaz hale geldi. Şubat ayının sonlarına doğru marketler 2-3 gün içinde tüm kağıt ve kuru gıda stoklarını tüketti. İlginç bir husus, raflardaki makarnalarda tükendi. Amerika Başkanı Donald Trump yurt dışı uçuşlarına getirilen sınırlamalar harici vatandaşları yurt içi seyahatlerine karşı da uyardı. Hem Amerikan devleti hem şirketler mecbur kalınmadıkça bireysel olarak kendi araçlarıyla yapılacak olan seyahatler haricinde seyahat yapılmamasını tavsiye ettiklerini belirtti. Aniden gelen kapanmalar ve sınırlamalar nedeniyle panikleyen Amerikan halkı evlerine kuru bakliyat, havlu kağıt ve özellikle tuvalet kağıdı stoklamaya başladı. Bu durum hem marketlerin belli oranda yağmalanmasına hem de stokların çok hızlı bitmesine sebebiyet vererek özellikle Kaliforniya bölgesinde yaygın olan sanal sipariş sitelerinin çökmesine ve uzun sürelerle alışveriş imkanı vermemesine sebebiyet verdi. En büyük sıkıntı stoklarda maske ve el dezenfektanlarının haftalar önce bitmesi oldu ve henüz stokların tamamen yenileneceği ile ilgili bir açıklama gelmedi. Bunların haricinde büyük işyerleri ve okullar hariç diğer çoğu işletme, marketler ve hastaneler açık ve halka normal çalışma saatlerinde hizmet vermekte. Belli kısımlarda endişe sezilirken bazı kesimlerse hala normal yaşamlarını sürdürmekte. Los Angeles, San Francisco gibi yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz ya da indirimli yemek desteği alan yüz binlerce çocuk okulların kapanmasıyla zor durumda kaldı. Bu çocukların evlerine yemeklerin nasıl ulaştırılacağı konusundaki tartışmalar ulusal medyaya yansıdı. Devlet okullarında çocuklara dağıtılan bedava kahvaltı ve öğle yemeğinden artık faydalanamayan ve maddi durumu da olmayan ailelerle yardımlaşma hatları kurularak durumu yerinde olan Amerikan vatandaşları onlara yardımcı olmaya başladı. Ülkede eğlence ve spor dünyası da dahil geniş katılımlı birçok program ve etkinlik iptal edildi veya ertelendi. Bu arada Los Angeles'ın ünlü parkları Universal Studios, Griffith Park and Observatory, Disneyland ve benzerleri ikinci bir bildirime kadar halka kapatıldı. Haberler her geçen gün bir başka eyalette virüs görüldüğü şeklinde. O kadar ki ünlü New York metrosunun bile bu nedenle kapatılabileceği konuşuluyor. Sokaklar her geçen gün daha tenha. Yani söz konusu önlenemeyen bir virüs salgını ve can korkusu olduğunda süper devlet falan hikaye. Tunca Bengin, Milliyet Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Koronavirüs Ne alaka demeyin, dünyanın kendini en gelişmiş zanneden ülkeleri bir virüsün karşısında perişanları oynarken, Türkiye temiz ülke olarak vatandaşlarına haklı gururu yaşatıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ve iletişim hususundaki üst düzey çalışmaları vesilesiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u tebrik ederim. Kabinenin bütün bakanlarının koordinasyonu mükemmel şekilde devam ediyor. Her bakanlık kendi alanı ile ilgili en şeffaf bilgileri anında sunuyor. Merak edilen hususlar derhal cevap bulmaya devam ediyor. İşte size Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en büyük faydası. Dünya krizinden Türkiye'yi kurtaran ve denklemi yerine oturtan bu siyasi mekanizma gözle görülür en olgun meyvesini millete sunmuş oldu. Birileri hemen atlayarak "Efendim bu siyaset üstü mevzudur." diyecektir. Her şeyi siyasetin içine boca edenler sıra güzel işlere gelince niye üste çıkmaya çabalıyor? Şimdi her şey çok güzel olacak oldu. Bu sistemin kurucusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkemizin bir vatandaşı olarak tebrik ediyorum. Kocaman şehir hastaneleri diyenler. Türkiye'de neden kocaman şehir hastaneleri var diye soranlar Avrupa'ya baksın. Adamlar neredeyse 75 yaş üstü hastaları kapasite yetersizliği sebebiyle ölüme terk edecek. İşte bunlar hep kocaman kocaman olmak ya da olmamak meselesi. İyi ki kocaman şehir hastanelerimiz var. Dosta güven veriyor. Adın batsın New York Times. İngiliz BBC, The Sun, Amerika CNN International, New York Times, Russia Today gibi yayın organları öyle ahlaksızca işler yapıyorlar ki medyanın yüz karası olmuş vaziyettiler. Koronavirüs haberlerini Türkiye'deki cami fotoğrafları eşliğinde veriyorlar. Alçaklık kepazelik, müptezellik. Madem bir fotoğraf kullanacaksınız, Vatikan'daki Papa Franciscus'un fotosunu kullanın. Çünkü Vatikan 21.157 korona vakasının görüldüğü İtalya'nın göbeğinde. Ve Papa Efendi risk grubu olan 83 yaşında. Yahut İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in fotoğrafını da kullanabilirsiniz. Gidin kendi adamlarınızın ve makamlarınızın fotoğrafını kullanın. Demek ki neymiş? batı medyası ve içimizdeki uzantılarını iyi takip ederek onlardan önce harekete geçeceğiz. Güçlü Türkiye olarak bize düşen medyamızı güçlendirmektir. Bir medya grubu ve mensubu olarak bizler çok daha kapsayıcı haberlere imza atmamız gerektiğini bir kez daha anladık. Ufkumuz geniş, yolumuz açık, koşmaya devam. Hasta Avrupa, güçlü Türkiye. Yüzyıllar evvel Osmanlı devletimize hasta adam muamelesi çekenler bugün hastalıktan bellerini doğrultamazken Türkiye güçlü yapısıyla herkese örnek oluyor. Kabe'mizi bilerek kapattılar. Kabe'nin dibinde tavaf etmenin sembolik anlamı da var. İslam'ın sürekli hareket halinde oluşu ve Müslümanların her an bir arada oluşu korona bahanesiyle Kabe'nin kapatılması hatadır ve bunun bilerek yapıldığını düşünüyorum. Mekke'de yerleşik olan ve kontrolden geçmiş insanlar az sayıda da olsa Kabe'nin hemen etrafında tavafı sürdürmeliler. Arabistanlı yetkililer lütfen gerekeni yapsın yoksa Müslümanların gözünde azalan itibarları tamamen yok olacak. Müjdat Gezen niçin P nokta noktadır? Akit durduk yere müjdat gezene P nokta nokta dedi diye düşünenler var. Geçtiğimiz yıllarda Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu programa katılan Müjdat Gezen içki konusuna değinip içki içiyorsam sana ne P nokta nokta demişti. Hemen ardından P nokta nokta ifadesiyle ilgili kötü bir şey değil azelice de yol gösteren demek açıklamasında bulunmuştu. Rütük'teki CHP'li üye bile bunu sıradan bir ifade görerek ceza verilmesine gerek olmadığı yönünde oy kullandı. Akit de bunun üstüne P nokta nokta müjdat diyerek müjdat efendinin ne kadar yol gösterici olduğunu şak diye suratına söyleyiverdi. Yani P nokta nokta ifadesini ilk kullanan müjdat gezendir cevabı veren akittir. O vakitler AK Parti vekili olan Mustafa Yeneroğlu mecliste beni görünce bu dil hiç yakışmıyor diyerek bizi epey eleştirmişti. Ben de durumu anlatarak onun hak ettiği dil budur, akitin tavrı gayet yerindedir desem de arkasına dönüp gitmişti. Şimdi kendisi Ali Babacan Partisi'nin kurucularındandır. Ertuğrul Özkök ve 28 Şubat Hürriyet'in eski pörsümüş, tırsımış, ayrımcı genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, 28 Şubat sergisini gezip çok beğenmiş. Aman daha güzelleri yapılsın demiş.'' Özgürlük için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamaya 411 el kaosa kalktı manşeti attıran bir timsahın gözyaşları vakasından başka şey değil bunlar Özkök. Maksadımız öc almak değil ama unutacak halimiz de yok. Hacı yakışıklı yeni akit.